Herkese merhaba. Bugün benim en sevdiğim tariflerden birini pişireceğiz. Dana yanak. Dana yanağı sevme sebebim çok çeşitli. Birincisi, önceden hazırlanabildiği için son dakika işlerimi çok hafifletiyor. İkincisi, uzun bir pişim sonrasında, kısık ateşte uzun pişireceğiz bu arada. Uzun bir pişim sonrasında kaşıkla yenebilecek kadar yumuşak bir et oluyor. Hata payı çok çok az çünkü kısa süre pişen etler gibi böyle 5 dakika hatta 1 dakika bile fazla pişirseniz etin pişim derecesi inanılmaz fark etmeyecek. 15 dakikalık, 20 dakikalık çok ciddi marjlarınız var bu eti pişirirken. Dolayısıyla da hem keyifli yemesi, hem kolay pişirmesi, hem de misafirlerinize eğer pişirirseniz hepsini cezbetmesi daha ne olsun. O zaman başlıyoruz. İlk olarak aromatiklerimizle başlayacağız. Daha önceden de kullanmıştım ve belki başka programlarda da görüyorsunuzdur. Havuç, kereviz sapı ve soğan çok güzel aroma veriyor etlerimize. Bunları normalde her sosun bazında ve her ette kullanabilirsiniz. Evinizde kereviz harcında her zaman bulunabilecek malzemeler zaten. Bunları ayçiçek yağında çok kısa soteleyeceğim. Kullanacağımız aromatikleri çok küçük kesmiyoruz. Çünkü uzun bir pişim olacak. Dağılmalarını istemiyoruz. Gerçi bunları sos için zaten süzeceğiz. Ama yine de yani uğraşıp küçük kesmenize hiç gerek yok. Mirepoix diyerek de adlandırılan bu sebzelerimizi kenara alıyoruz. Şimdi sıra etimizi mühürlemeye geldi. Mühürlemeden önce güzelce tuz ve karabiber koyuyorum. Bu arada ben yanakla beraber kullanmak zorunda değilsiniz. Ama dana pöç kullanmayı çok seviyorum. Çünkü sosuma inanılmaz güzel kıvam veriyor. Kullanacağınız ilikli su ile beraber dana pöç de kullanırsanız harika bir sos elde edebilirsiniz. Etimizin her iki tarafını güzelce tuz ve karabiberliyoruz. Döküm tenceremizde ayçiçek yağı ile mühürlemeye hazırız. Şimdi mühürlemeye geçiyorum. Döküm tencere ısıyı çok iyi muhafaza ediyor. Biraz geç ısınabilir ama çok çok yavaş soğur. Dolayısıyla mühürleme yapmak için çok uygun bir tencere. Döküm tencereniz yoksa sorun değil ama eğer varsa mühürleme yapacağınız zaman muhakkak döküm tencere tercih edin. Peki mühürlemeyi neden yapıyoruz? Etin su kaybetmemesi için değil, hayır, etin dış yüzeyine güzel bir karamelizasyon yapması, lezzet vermesi için. Mayer etkisi et dediğimiz bir etki var. O sebeple yapıyoruz mühürlemeyi. Etimizin her tarafını güzelce mühürledik, bastırarak. Tavamızı çok fazla doldurmamamız iyi bir mühürleme yapabilmemiz için önemli. O yüzden iki seferde mühürleme yapıyorum. Dana yanağımın bazı kısımları yağlı ama yağlarını çok fazla almadım. Sadece en sert olan kısımları aldım. Çünkü bu ağır ateşte uzun pişeceği için o yağlar yavaş yavaş eriyecek ve etimize lezzet verecekler. Biz zaten yağın fazla olan kısmını ayıracağız. Onun için hiç sorun yok. Bırakın o yağ kalsın. Ekstra yağ eklemeyin. Etinizi pişirirken ve o yağ da dediğim gibi yemeğe müthiş bir lezzet verecek. Dana yanağınızı şarapla da pişirebilirsiniz. Ben şarap yerine yine aromatik olarak bir portakal suyu tercih edeceğim. Şimdi biliyorsunuz bu tavanın dibinde çok güzel partiküller birikti. Bunlar lezzet demek. Onlar altın kıymetinde bizim için. Dolayısıyla onları şimdi bu portakal suyumuzla kazıyarak toplayacağız. Yani deglaze edeceğiz. Portakal suyumuzu birazcık çektirdik. Şimdi diğer malzemelerimizi katman katman ekliyoruz. İlk olarak biraz önce sotelediğimiz aromatiklerimizi ekliyorum. Yanaklarımızı ekliyoruz. Dana yanaklar 350 ile 700 gram arası değişebiliyor kiloları. Siz istediğinize göre seçebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Dana yanak bulmak bazen sorunlu olabiliyor. Kasabınızdan muhakkak önceden isteyin. Benim artık arkadaşlarım öğrendi. Herkes benden dana yanak istiyor. Onun için ben genellikle bulduğum zaman buzluğuma atıyorum. Ve daha sonra arkadaşlarım geleceği zaman onları pişirip sıkıntı yaşamamış oluyorum. Çünkü en az 2-3 gün önceden sipariş vermek gerekebiliyor. Dana yanaklarımı da ekledim.
Şimdi benim normalde kendim hazırlıyorum ilikli kemik suyumu ama Mia Mesa'dan çok güzel bir böyle bir kemikli ilik suyum var. Bugün onu kullanmak istiyorum. Bu dediğim gibi hem sosumuza gövde verecek hem etimize lezzet verecek. Çünkü dana yanak da böyle uzun bir şekilde bu sıvının içerisinde pişecek ve bu sıvının içindeki lezzetleri kendi içine çekecek. Lezzet vermesi için ben balık sosu kullanacağım. Kullanmak zorunda değilsiniz. Ama şunu belirteyim, etlere daha etli bir tat veriyor. İnanılmaz başarılı bir şey. Ya bir kere alıp bütün et yemeklerinize böyle 2 kaşık kadar atarsanız kesinlikle balık baskın bir tat olmayacak, size söz veriyorum, ama lezzeti katlayacaksınız. Dediğim gibi kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine ançüez de kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. Ben bir 2-3 kaşık kadar attım. Çok az Worcestershire sosum var. Onu da kullanmak zorunda değiliz ama onu da ekleyeceğim. Ben genellikle yemeklerimi yaparken bayağı bir doğaçlama gidiyorum açıkçası. O an aklıma ne eserse onları koyuyorum. Hardal koyacağım. Nar ekşisi ekleyeceğim. Yine portakal suyu ile beraber nar ekşisi de böyle tatlımsı ekşimsi bir tat verecek etimize. 2 adet defne yaprağım var. Ben onları atıyorum. Taze kekiğimiz var. Taze kekik ekleyeceğiz. Taze kekik olmak zorunda değil. Kuru kekik atabilirsiniz, biberi atabilirsiniz. Ve son olarak ben suyumun, yani sıvımın etimin üzerine geçmesini istiyorum. Daha sonra zaten bu sosu çektireceğiz. Fazla sıvıdan kurtulacağız. Ama etimizin eşit ve güzel bir şekilde her tarafından pişmesi için sıvımı etin üzerine çıkartmak istiyorum. Dolayısıyla da birazcık su ekliyorum. Şimdi bu karışımı kaynatacağım. İlk böyle bir fokurdamaya başlayacak azıcık. Çok böyle fokur fokur değil tabii ki. Ve daha sonra fırına atacağım. Fırında 140 derecede 4-4,5 saat kadar pişecek. Neden uzun pişim yapmamız gerektiğini de kısaca açıklayayım ben size. Dana yanak, dananın çok kullandığı bir kası. Oldukça biliyorsunuz kullanılan bir yer. Dolayısıyla sert bir et. Bu nedenle ağır ateşte uzun bir pişim dana yanak için şart. Yoksa çok sert bir etiniz olacaktır. Evet, sıvımız ısındı. Şimdi onu fırına göndermeye hazırız. Ben arasına böyle bir yağlı kağıt koyuyorum. Çünkü uzun pişimde şimdi o döküm tenceremizin kapağı araları bayağı bir kirlenecek. Dolayısıyla da sonradan temizlemek çok zor olacak. O yüzden önce bunu koyuyorum. Sonra kapağımı kapatıyorum. Ve fırına gönderiyorum. Dediğim gibi 140 derecede 4 saat pişecek. Bir kontrol edersiniz etiniz kaşıkla yenecek gibi olmuş mu olmamış mı diye. Eğer sıvınız birazcık eksik kaldıysa gerekirse 2 saat sonunda etlerinizi bir ters yüz edersiniz. Dana yanağımızı ben bugün salsa verde ile sunmak istiyorum. Salsa verde pişmeyen, Türk damak tadına çok uygun İtalyanların bir sosu. Yeşil bir sos. İçerisinde nane var, maydanoz var, fesleğen var. Bizim sevdiğimiz ne varsa var. Hardal ekleyeceğiz, ançüez ekleyeceğiz ama ançüez isteğe bağlı. İsterseniz koymak zorunda değilsiniz. Ve bence çok yakışan kapari var. Kaparinin lezzetini seviyorsanız muhakkak salsa verdeyi de seveceksiniz. Yapımı çok kolay. Rondodan çekeceğiz her şeyi. Hemen başlıyoruz. Yeşilliklerimi rondomun içerisine koyuyorum. Üzerlerine zeytinyağımı dökeceğim ve çekeceğim. Bu sosun bir güzelliği de üzerine geçecek kadar bir kavanozu alıp sosun üzerine geçecek kadar eğer zeytinyağı koyarsanız 2 hafta kadar çok rahat muhafaza edebilirsiniz buzdolabında. Buzluğa girmeye de uygun. Yağımı da ekliyorum. Birazcık hardal ve sirke ekleyeceğiz. Benim elimde elma sirkesi var, ev yapımı. Başka bir sirke de olur. Çok çok önemli değil. Yumuşak bir tadı oluyor ev yapımı sirkelerin. Özellikle elmanın. Ve şimdi çekiyorum. Kapari ile ançüezi daha sonra ekleyeceğim. Bunları iyice çektikten sonra. Ben ançüez ve kapari kullandığım için tuz eklemek istemiyorum. Sadece birazcık karabiber ekleyebiliriz. Tekrar çekiyorum.
Sosumun tadına bakacağım. Süper. Hiçbir şey eklemeye gerek yok. Sosumuz bu kadar kolay hazır. Beklenen an geldi. Yanağımız fırından çıktı. Şimdi içerisinde dediğim gibi biraz fazlaca su var. İstediğimizden fazla miktarda sıvı var. Onu ilk olarak süzeceğiz. Süzdükten sonra birazcık çektireceğiz ocakta, kısık ateşte. Böylelikle nefis kıvamlı, çok lezzetli bir sos elde etmiş olacağız etimizin üzerine. Etlerimizi kenara alalım. Etim tam da o demin bahsettiğim kaşıklanacak kıvama gelmiş durumda. Pöçler de aynı yanak gibi uzun bir pişimle çok lezzetli oluyorlar. Onların ortalarındaki kemikleri ayırarak kenarlarındaki etleri yemeğinizin içinde kullanabilirsiniz. Ben bu tip bonelerden evde bol miktarda bulunduruyorum. Bunlar toplu olarak metro marketlerde satılıyorlar. Bunları süzgecime geçirdiğim zaman soslarımı çok ince bir şekilde süzebiliyorum. Hiçbir partikül kalmıyor geriye. Sosumuzu çektireceğiz. Kısık ateşte, ocakta ve içerisindeki hem ilikli kemik suyu hem de pöçteki jelatin sayesinde oldukça kıvamlı, güzel bir sos elde edeceğiz. Sosumuzu çektirdik, kıvam aldı. Kıvam aldı ama ben size bir şey göstermek istiyorum. Eğer daha da güzel lezzetlensin, hafif parlasın, lezzetlensin ve kıvamına da kıvam katalım istersek eğer, şöyle buzdolabından çıkmış 1-1,5 kaşık bir tereyağıyla emülsifiye dediğimiz iyice bir kıvamlandırma işlemine girişebiliriz. O da çok basit. İyice çektirdiğimiz bu et suyumuz artık sos oldu. İçerisine tereyağımı ekliyorum ve çok güzel çırpıyorum. Çırp 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 yapıyorum. Bu aşamada sosunuzun tadına bakabilirsiniz. Ben kendimden eminim, o yüzden sosumun tadına bakmayacağım. Şaka yapıyorum, az önce bakmıştım. O yüzden bakmayacağım tabii ki. Ve şimdi size çok kısa da bir yani sosumuzun alması gereken kıvam nedir onu göstermek istiyorum. Bir tabağa dökerek. Tabağınızda böyle yağıyla ayrışmış bir sos koyacağınıza bence hiç koymayın, daha iyi. O yüzden öyle bir sos istemiyoruz. İstediğimiz kıvam şöyle bir şey. Bu. Bence bunu yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız güzel bir ilikli kemik suyu. Kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta bakın şimdi düşündüm. Bir gün bence biz onun yapımını da çekelim burada. 8-9 saat yavaş yavaş pişsin ilikli kemik suyumuz. Ondan sonra ben bunu her zaman yapıyorum. Sonra buzlu atıyorum, donduruyorum. O şekilde de yemeklerime hızlı bir şekilde devam edebilmiş oluyorum. Eğer o ilikli kemik suyu olmazsa benim size anlattığım tariflerin bir kısmı biraz sizin için güç görünebilir. Ama diyelim ki hazırlamadınız, elinizde yok. O zaman en güzeli nereden alıyorsunuz? Mia Mesa'dan sipariş veriyorsunuz. Dana yanağınızı püreyle, humusla, istediğiniz herhangi bir garnitürle servis edebilirsiniz. Ben bu sefer humusu tercih ettim. Humus tarifim için de diğer videolarıma bakabilirsiniz. Ayrıca lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kontrol edeceğim bir bir. Görüşmek üzere. Yine bekliyorum.